Efendim selamlar selamlar selamlar. Şimdi arkadaşlar bu aracın ismi neydi ya? Bu ulan neydi bu aracın ismi? Bu aracın ismini hatırlıyorsunuz görmüyorsun. Bu araçla unuttum vallahi ismini. Ha Whiplash hatırladım. Whiplash ile buradan Headseeker oynayacağız. Heatseeker. Isı güdümlü. Isı güdümlünün içinden geçeceğiz inşallah. Öyle düşünüyorum. Onun dışında Rocket Pass'te 78 seviyeyiz. Neden ısı güdümlü oynayacağız? Çünkü hem kafa dağıtalım dedim. Hem de size anlatacağım birkaç şey var arkadaşlar. Durum bu yani. Hadi bakalım. Bu arada bu videoyu izlerken belki 9000 abone olmuş olabilirim ben. Olmadıysanız da kanala abone olarak bana bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Hadi bakalım. Trash Kit yeni olan kazanıyor. Tak. Şimdi ben lafı, aha gol attık lan. Lafı fazla uzatmayayım arkadaşlar. Sizlere anlatacaklarımı anlatayım. Bu videoda bol bol muhabbet edeceğiz. Ve yani Rocket League ile alakalı kafamda güzel bir fikir var. Onu paylaşacağım. %90 bu fikri yapacağız. O fikir de şu arkadaşlar. Bir dakika şu pozisyon bitsin. O fikir de şu. Rocket League'de bir tane lig kuracağız. Ha böyle yani kendi kanalımın kitlesinden insanlar olabilir. Farklı insanlar gelebilir. Ama çoğunlukla Türk oyuncular olacak. Böyle bir lig kurmayı düşündüm ben. Bayağıdır da uzun süredir bu lig kafamda vardı. Ama tutar mı tutmaz mı bilmiyorum bu lig sistemi. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Tek lig olacak başlangıç için. Tek lig, 8 takım veya çok yoğun istek gelirse ki sanmıyorum yani dediğim gibi. Çünkü ödül falan koymayacağız. Sadece eğlencesine bir lig. Evet yedik abi. Teknik dedim. 8 takım dedim arkadaşlar. 3 ve 3 ligi olacak. Tamam mı? 3 ve 3 ligi. Her takımda 5 tane oyuncu olacak. Yani 3 tane as oyuncu. 2 tane de yedek oyuncu olacak. Yani toplam 5 çarpı 8 40 oyunculu bir lig olacak arkadaşlar. Bence 40 oyuncu başlangıç için gayet averaj. Evet bu adam bravo abi. Tamam vuralım abi. 40 oyuncu olacak dedim. Onun dışında lige de ilk başta sadece ama sadece Diamond ve Champion oyuncuları katılacak. Şimdi niye böyle yaptık? Çünkü arkadaşlar Rocket League Türkiye'deki kitle genel olarak Diamond ve Champion'a bayağı yığılmış durumda. Sonra arkasından Plat geliyor. Büyük Şampiyon SSL falandır. Zaten SSL Türkiye'de toplasan 15 tane vardır benim bildiğim. Yani yanılıyorsan düzeltirsiniz ama benim bildiğim net rakam max 15 diye biliyorum Türkiye'de. Grand Champion'da az var diye biliyorum. O yüzden ilk baştaki yani ligi açarsak da sizinle görüşeceğiniz önemli. Açacağımız ilk bir nevi test olacak. Yani böyle hani oyunlar beta sürümünde, alfa sürümünde olur ya biz de aynen işte ligi alfa sürümüne yapacağız. Ya yani o tarz bir şey olacak. Test ligi gibi olacak ama bayağı oynayacaksınız. Böyle bir lig. Ondan sonra takımlar transfer yapabilecek ne bileyim işte. Bunu zaten birkaç videoda daha açıklamıştım ama bu kadar detay vermemiştim. Mesela atıyorum bir takımınızdaki oyuncu eksik. Oyuncu arayabileceksiniz. Böyle bir fikir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi ilk başta sadece Diamond ve Şampiyon oyuncuları katılabilecek. Bir bakacağız. Ligi yapacağız. Eğer farklı görüş gelirse, olumlu yorum gelirse platları ekleyeceğiz. Ne bileyim Grand Champion'ları ekleyeceğiz. Grand Champion'ların ligi farklı olacak. Ama şu anlık sadece Diamond ve Şampiyon'u ortak yapmayı düşünüyorum. Tabii bu bir fikir. Bunu uygulamaya geçir miyiz? Biraz da size bağlı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü acele etmek istemiyorum. Başarısız olma ihtimalimiz var sonuç olarak. Ve aslında başarısız olsak da çok bir şey değişmez. Çünkü bir şeyleri deniyoruz anladınız mı? Hani başarısız olsak ne olacak? Olmasak ne olacak? Yani denemekten bir zarar gelmez. Hani böyle bir fikir. Ben bunun için hatta şeylerle de görüştüm. Bilmiyorum bu videoyu izlerler mi ama muhtemelen izlerler. Ya da izlemezler bilmiyorum. Rocket League'deki böyle belli başlı toplulukların moderatörleriyle de görüştüm. Yani onlar sıcak bakmadı aslında ama ya benim çok içimde ukde kalmıştı ve deneyeceğim abi bakalım tutar mı tutmaz mı? Böyle bir fikir. Şimdi oyunumuza odaklanalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu lig muhabbeti hakkında görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. İlk başta dediğim gibi 8 veya 10 takım her takımda 5 oyuncu bulunacak ve lig sadece Diamond ve Şampiyon oyuncular açık olacak. Baktık tuttu birinci sezon ligin test sezonu hatta. Ondan sonra lige işte
ayırırız. Altınlar, platlar, ne bileyim işte takımlar kendi kendine transfer yapar. Ya da farklı farklı şeyler düşünüyorsanız onu da yapabiliriz. Ama 3-3 olacak lig. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunu da unutmayın. Ligde zaten belli bir puan durumu da olacak lig çünkü. Ama mesela buradaki Rocket League'deki maçlarda hani overtime var ya, beraberlik yok. Bizim ligde beraberlik de olacak. İşte SS kanalı falan olur muhtemelen ligi kurarsak. Böyle bir sistem kısaca. Ya bakalım, bu kadar detaylı ilk defa paylaştım. Mutlaka mutlaka yorumlarınızı, iyili kötülü, olumlu olumsuz bekliyorum. Tutar mı? Tutarsa niye tutar? Tutmaz mı? Tutmazsa niye tutar? Çünkü şundan 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 dolayı. Yani çok kötü fikir abi, bok gibi olmuş demeyin. Ya da çok iyi fikir demeyin sadece. Sebebini yazın arkadaşlar. Ben bunu istiyorum. Şimdi devam. Evet, bu top bu arada hala acım. Acım. Evet, tuttuk. Bir tık bok yedik arkadaşlar. Evet, drop yedi ve gol girdi. Çok güzel. 747 puan yapmışım. Güzel abi. Adam onu çok bile. Şimdi biraz oyunumuza odaklanalım. Bu arada ligde ben de katılacağım. Bir Diamond veya işte şampiyon oyuncusu, adına ne derseniz. Öyle de tarz bir oyuncu olarak. Kendi takımına katılmayı düşünüyorum. Bakalım abi. Yani mutlaka test için başlatacağız ama sonrası bilmiyorum artık arkadaşlar. Bu arada lig için ayrı bir Discord olacak. Onu da söyleyeyim. Yani kendi Discord'unda olmayacak değil. Ligin Discord'u tamamen farklı. Ligin ismini düşünüyorum. Yani böyle yaratıcı bir isim olsun. Gidip atıyorum Rocket League ligi yapmıyorum. Veya Rocket League Türkiye ligi yapmıyorum. Çünkü Rocket League Türkiye farklı bir topluluk. Yani o biraz şey olur. Çalmak gibi bir şey olur. Süper Lig olabilir ama Süper Lig de çok yani yaratıcı bir isim değil. Ya böyle öyle bir isim lazım ki tak diye tutsun yani, anladın mı? Herkesin içindesiniz. Özgün bir isim olması şart. Şimdi ama kendi ismimi vermeyi düşündüm ama o da çok şey gibi oldu, sanki egoluymuşum gibi oluyor. ID Ligi falan düşün, yani İgal Ligi düşün ama saçma olur yani, o da olmaz. Bakalım ama şey bulacağız ya. Majör Ligi olabilir belki. Futbol liglerinde çünkü Major League Soccer diye de isimler var ama o da yaratıcı değil. Bilmiyorum yani, isim önerileri de bekliyorum aslında, bakıyorum ha. Ya güzel böyle yaratıcı olsun ama. Gidip şimdi birisi yazacak Rocket League Ligi, Rocket League TR Ligi, Rocket League Türkiye Ligi. Öyle demiyorum. Harbiden yaratıcı olsun. Vur lan ona. Vuramadı. Ah lan oğlum ya. Tüh. Helal lan. Çok güzel. Burada bir anda da maçı oldu aklım ben, ne hikmetse. Ve kaybettik. Güzel, tamam, bir tane daha ilgilenin ya bundan. Bir tane daha el akar bundan. Abi şey, üçgene basamıyorum ki bu arada ya. Bakayım kaç XP gelmiş. Bu arada benim win almam lazım, onu da söyleyeyim. Vault rematch diyelim. Gerçi bunlar şey yapmayacak abi. Biz geçelim. Tekrardan maçı bulalım. O sırada ben size birkaç şeyden daha bahsedeyim. Şuradan bir bulsun. Şimdi Rocket Pass'te bir sorun var arkadaşlar. Biz 78 seviyoruz tamam mı şu an? Ve 100. seviyeden sonrası... Aa, açılıyormuş, tamam, bunu soracaktım. Açılmıyormuş zannettim de açılıyormuş, tamam, sıkıntı yok. Ben 100 seviyede bitiyor zannettim ama öyle değilmiş. Şimdi... Oha! Karşımıza Grand Champion turnuvası kazananı geldi. Wow. Ultra Mega Wow. Bakalım nasıl olacak. Chopa Skills adamın adı bu arada. Bakalım abi. Benim arabam nasıl bu arada? Güzel mi? Beğendiniz mi? Vurduk mu lan? Vurduk. Adam full kalem mi bekliyor? Yok. O vuramadık. Ben çok kaçıyoruz. O Grand Champ de kaçırdı. Eyvahlar olsun. Ya ben şey de anlamıyorum. Bak kış ayındayız. Bu haritayı kaldır yani. Bu harita yaz haritası. Git karlı harita falan koy abi. Bu da çok saçma mesela. Ay. Bu arada şey düşündüm de. Aha, adamdan gelin çıkartması var lan. Şey düşündüm de arkadaşlar. Lig
hakkında başka unuttuğum bir şey var mı diye de yok gibi ya. Her şeyi söyledim zaten size. Farklı Discord'da olacak dedim. Transfer mantığı olacak dedim. Anne her şeyi söyledim ya. Ama dediğim gibi yani takımlar şey olmayacak abi. Mesela sizin bir arkadaşınız vardır. Atıyorum siz şampiyon oyuncusunuz. Arkadaşınız atıyorum Gold veya arkadaşınız SSL atıyorum. Böyle bir şey olmayacak abi. Yani takımların belli bir rank skalası olacak. Çok uçurum olmayacak takım arasında ki bu rekabeti arttırsın. Yani zaten olay şey değil arkadaşlar. Yani ben şey vaadinde de bulunmuyorum kesinlikle. İşte öyle bir lig yapacağız ki çok iyi oyuncular falan gelecek. Harika olacak, şöyle olacak. Benim tek istediğim bu içimde kalan bir istek de harbiden yapmayı düşünüyordum. Böyle eğlenelim, kendi aramızda güzel bir topluluk oluşturalım. O kafa yani, başka hiçbir şey değil. Hem de Rocket League TR kitlesini aslında bir nevi benim açımdan en azından ölçmüş olacağız. Bu ne kadar bir ölçüt bilmiyorum ama. Bu arada ödül falan da olmayacak, onu da söyleyeyim ya. Ödül yok. Ben şey istemiyorum arkadaşlar. İnsanlar belli bir çıkar uğruna gelmesinler lige. Normalde görmeye alışmışsınızdır yani. Her turnuvada falan böyle ödül konur işte. Şu kadar kredi ödüllü turnuva ben de yaptım zamanda. Ama bu sefer ödülsüz denemek istiyorum abi. Bakalım nasıl olacak. İstiyorum ki insanlar gerçekten şey yapsın. Hani görüp gelsin. Veya ilgisini çektiği için gelsin. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bir tane yayıncı lazım ligi arkadaşlar. Onu nasıl ayarlayacağız bilmiyorum. Aslında var ya gidip böyle rakırdık yayını yapanlar konuşulabilirdi. İşte onlar da ne kadar sıcak bakar. O da ayrı bir konu. Yani belli bir şey tutabilirliği yok ligin. Hani belli bir güven vermiyor. Bir de kendi yayını bırakıp bizim ligi yayması ne kadar mantıklı. İşte o da bir soru işareti. O yüzden o fikirde biraz sekteyim ben. Bu arada ben bir şeyler anlatırken topa uğramıyorum ben onu fark ettim. Bu maçı kazanın lan bari. Oğlum ona vurur musun sen? Vurdun da yani çok gereksiz vurur. Of. Bu da girmedi. Hayır. O bizim kaleye döner dolaşır gider bu arada. İzle. Girmedi. Güzel. Helal lan girdi bu. Bu girer. Bu girdi. İzle bak girdi bu. Tak. Nice. Kendim nice ne yaptım? Evet abi. Of. 153 nedir hacım ya? Abim ablam 153 nedir ya? Devam. Ah lan. Olmadı. Vur. Helal. Güzel. 7 olan kazanıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Eğer süre bitene kadar kimse 7 olamazsa zaten kim kazanıyorsa kazanıyor. Devam abi. Oha. Çok güzel gol lan, helal olsun. Devam, 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 devam. Tek, tek. Hadi bakalım. Bu arada şey de aklıma geldi. Böyle ilk başta ligi kimse tanımayacağı için eğer şampiyon ve Grand Champion demişim. Diamond oyuncusuysanız arkadaşlarınıza da haber verip hani ligin büyümesine katkı sağlayabilirsiniz. Böyle böyle bir lig var diye. Ya ben zannetmiyorum. Belki dolabilir, dolmayabilir. Gerçi belli olmaz. Olmadı. Ben de kendi arkadaşlarıma söyleyeyim. Bir şekilde yani 8 takımla test amaçlı başlatırız yani. Tabi bunun için Discord'un kurması falan lazım. Ben gelişmeleri zaten size aktaracağım sürekli. Fat. Olmadı. Oy ne diyorsun ya? Evet bir tane adam. Bu bana yazar. Enti. Ya top öyle mi imleniyor ki? Bak şimdi düz gidiyor tamam mı? Bak böyle pat diye böyle viraj alıyor top. Neyse sıkıntı yok. Bak bak. Topun aldığı şeye bak. Dönüşe bak, falsoya bak. Falso deme bir şahit ister. Dur bakayım bir vuruş deneyeceğim. Aygöz ettiği abi ben gidiyorum.
Abi langır lungur gitti adam. Güzel vurdum ha, bu gidebilir. Güzel. Ben biraz... Allah kaçırdı. Hayır ya. Ben de kaçırdım. Ucundan sekti. Adam, o adam benim kombini yapmış ya. Damat yapmışlar. Damat şey böyle çakma damat olmuş. Tam damat değil. Damat da biliyorsunuz Nine Gag bayrağı olur. Bandana olur. TV Octane şart değildir ama olursa tercihimizdir. Vur ona. Sen de vur onu. Sen vurdun mu? Vurdu. O bu arada girebilir ha. Yok girmez. Güzel değişik vuruş da bizim adam atlamaydı iyi de. Bu bende. Allah bu kilik mi? Yemedik. O çekecek tekrardan. Ay ne diyorsun ya? Direnç champ attı bu arada böyle. Şu gol izlenir. Onu çok sağlam atmış lan adam. Helal olsun. Ya kalite farkı var yani arkadaşlar. Onu çok net hissediyorsunuz. Yani benim bir ikili üstündeki adam yani çok dedi yani 4-5'lik falan dedi. Ama bayağı kalite farkı var. Gol. Son bir golümüz kaldı. Attık mı bitiyor. Kaç puan? 705. Oha lan Nolan Forte var. Golü yok adamın ama ya bir golü var ama birincini almış. Helal olsun lan. 1-2-3 gol diye dizilmişiz ama üçüncü gol en az puan. 3 gol atan adam en az puan almış. Güzel vurdum ha, bu gelebilir. Yok dönmedi. Oha! Girdim lan o. Kale boş hocam. Atan oluyor. 6-6 ne oğlum ya. Bu arada bunu kazanmamız lazım çünkü daily bonus diye bir şey var Rocket Pass'te, o da gerçek. Hani levelin atlandığını da görmüş olsun, güzel olur. Bu arada Rocket Pass'in şeyini de amorti ettim ben parasını. Bak bana sal baba. Değişik bir şut. Girmeyecek ama döneni alırız. Bu bende. Girebilir. Vur ona kanka. Yapma kanka, nasıl kaçırdım bunu ya. Oğlum şaka gibi maç kaybettik ya. Çok patates bir maç yani. Neyse cici. Ben bu arada kaç puandayım? Abi çok kötü XP geldi ya. Bu ne ya? Everybody dance. Tabii kazandınız abi, dans yapın. Evet. Burada bitirelim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Adam grup kurmak istiyor ama ben bu adamla grup diye hiçbir şey kurmam. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğendiyseniz ben tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve kanalda abone değilseniz 200 saniyesi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.